gecikmesinin en önemli nedeni tabii ki gebelik. Öncelikle bu aklımıza gelmeli. Ama gebelik testi yaptınız ve negatif çıktı. Tabii burada şunu sorgulamak gerekiyor ki idrarda mı yaptınız, kanda mı yaptınız? Eğer ciddi şüpheniz varsa ve idrar testi negatifse ben bir de kan testiyle bunu doğrulamanızı öncelikle öneririm. Eğer kan testi yaptınız o da negatif, o zaman mutlaka aklımıza başka şeyleri getirmek lazım. Bu bir kistten kaynaklanabilir. Bazen adet döngüsü sırasında fonksiyonel kistler oluşabilir ve bunlar hormonal olarak aktivite gösterdiklerinden adeti geciktirebilir, adet gelmesini engelleyebilir. Bu durumda da bazı ilaçlar kullanarak bunları geçirmesi sağlanabilir. Ama tabii öncelikle bir doktora başvurup böyle bir kist varlığı olup olmadığını bilmek gerekiyor. Bir de tabii yine hormonal sorunlar aklımıza gelmeli. Özellikle prolaktin dediğimiz süt hormonu olarak tanımlayabileceğimiz hormonun yükselmesi adet döngüsünü bozabilir, yumurtlamayı baskılayabilir ve bu şekilde adet gecikmelerine yol açabilir. Mutlaka bunu da düşünmek lazım. Kullanılan bazı psikiyatrik ilaçlar ya da stres ya da başka faktörler prolaktini yükselterek bu şekilde yumurtlamayı baskılar ve adet düzensizliğine sebep olabilir. Keza tiroidle ilgili sorunlar, tiroid disfonksiyonu, tiroidin az çalışması ya da çok çalışması gibi durumlarda adet döngüsü üzerine olumsuz etkiler yapabiliyor. Tabii ki diğer hormonal testlerin de etraflı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bazen kullandığınız ilaçlar da değişiklikler yaparak adet döngüsü üzerine olumsuz ya da geciktirici etkiler yapabilir. Bu nedenle böyle bir test yaptığınız negatif çıktıysa ilk iş hekiminize gidip bir muayeneden geçmek olacaktır.